Keşkes doğum merkezi olarak suda doğumları da çok seviyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Şimdi suda doğum kelimelerini böyle ayırırsak su hem çok böyle arınma, saflık, temizlik gibi güzel anlamları ifade ediyor. Doğum da bütün umutların başlangıcı. İkisi de güzel bir kelimeler. Birleşince de otomatikman daha da böyle güzel duygular çağrışıyor. Ama burada bir kafa karışıklığı var açıkçası. Suda doğum konusunda bazı insanlarda da bir korku, bir çekinme olayı da var. Bunu da itiraf etmek zorundayız. Dünyanın her yerinde böyle. Ama suda doğumu işin içine sokunca, doğumun içerisine sokunca keşkesiz doğum konusunda konuştuğumuz birçok konuda olduğu gibi artı başka zenginlikler ve kolaylıklar oluşuyor ekip olarak. En öncesi bu en çok korkulan kısım ağrı veya sancı kelimeleri var ya o korkucu kelimeler. Bir kere bunu ciddi bir şekilde azaltabiliyorsunuz suda doğumla. Hatta bu epidural vesaire gibi tıbbi yöntemler var ya bir sürü yan etkileri olan. Bu kadar ciddi bir ağrı kesici etki sağlıyor biliyorsunuz suda doğum. Bu bile zaten olayın %80-90'ını istenen bir olay. Ve gerçekten çok daha riski olmayan, daha doğrusu kolay bulunabilen ve küçük birkaç müdahaleyle pratikte gebelere sağlanabilecek bir olanak. Öncelikle bunu bu şekilde başlamak istedim. Sonrasında devamı konusunda bir de suya doğum kısmı var. Yani doğum öncesinde olan bir kısmı var. Bu suda doğum. Aslında suda doğum kelimesi hem doğum öncesi suyun kullanımında hem de doğum sırasında bebeğin suyun içine doğumunu kapsayan bir kelime. Biz onu aslında ikiye ayırdık. Suda doğumu öncesinde kullanılan, suya doğumu ise suyun içine bebeğin doğumunu gelmesi olarak kullandık. O birazcık daha ayrı prensipleri olan bir konu. O tartışılabilir ki biz onu da destekliyoruz. Yeri geldiğinde doğru kişilerde, doğru gebelerde onu da suya soktuğumuz gebelerin hemen hemen yarısı bebeğini de suya doğuruyor diyebiliriz. İstatistiklerimiz öyle şu anda. Ve bunu istiyorlar sonuçta. Kendileri istediği için bizim istediğimiz de değil. Evet, onu söylemek zorundayız. Evet. Yani şeyle aslında çok böyle kısaca tabii zaten suya doğumun özellikle bir ayrı bir doğuma hazırlık eğitimi gibi bir şey yok. Zaten doğum hazırlık eğitimiyle biz başlıyoruz. Ben belki bir parça daha telkine yönelik, hipnoza yönelik, işte bebek suya çıktığında baba ne yapacak, anne ne yapacak gibi biraz daha farklı bir boyutta psikolojik destekle başlıyorum, devam ediyorum aslında. Ama zaten ebenin işi çok değişmiyor. Evet. Farklı yani bir şey biraz daha fazla kontrol ediyorum. Daha bakıyorum. Dikkatli bakıyorum gebelerine. Şunu söyleyeyim lazım. Ama işim kolaylaşıyor orası ki. Değil mi? Bunu takip eden ebeler ve doktorlar özel bir eğitim mutlaka alıyorlar. Evet. Hem havuzların organizasyonu, suyun derecesi ve gebe takibiyle ilgili ebelerimizin hepsi de bu eğitimleri tamamladıkları için güvenli takiplerde onlardan faydalanıyoruz. Ve böyle bazen sorular geliyor. Mesela sezaryen sonrası vajinal doğum, işte ikizler, makat doğum, yani hani daha farklı doğumlar, daha zor doğumlar diyelim bazıları için. Yani onlara da eminim merak edeceklerdir. Uluslararası standartta takip ettiğimiz rehberler var. O rehberlere göre artan riskler varsa gebeyle paylaşıyoruz. Ve herhangi bir risk durumunda mutlaka annenin sudan çıkmasını istediğimiz anda zaten çıkıyor. Suda doğumlarda herhangi bir risk faktörünü göz önüne almıyoruz. Her şey yolunda gidiyorsa, bebekte ve annede sorun yoksa o zaman suda kalmalarına devam etmek için izin veriyoruz. Ama herhangi bir durumda hemen dışarı alıyoruz, çıkarıyoruz. Ve bir de şu var, yani her kadını suya sokmak, suda doğumu çok güzel hale getiriyor mu getirmiyor mu bilmiyorum ama şöyle bir cümle var. Su gibi akıcı olacaksın ki havuza konduğunda oradan daha iyi fayda. Evet, doğru. Hatta o su gibi akışkan olma hali sadece aile için değil, aslında ekip için de geçerli. Suda doğum eğitiminde de işin psikolojik kısmında birazcık buna bakıyoruz. Yani bu akışkan olmak, suyla beraber akmak, ekibin de birbirinin içinde aileyle beraber erimesi gibi bir şey aslında. Ama güzel oluyor be suda doğumlar. Evet. Gerçekten güzel.